Merhaba arkadaşlar, ben bugün bir tefeci olacağım. Sizde bir aile babası. Sonra siz bana gelip, bir takım ihtiyaçlarınız olduğunu söyleyeceksiniz ve bu ihtiyaçları karşılamak için benden bir miktar borç isteyeceksiniz. Bu ihtiyaçlar çocuğunuzun okul masrafı da olabilir ya da bir iş kurmak için de olabilir. Benden 1 lira ödünç isteyeceksiniz ve bunu da en geç 1 yıl içinde ödeyeceğinizi söyleyeceksiniz. Bu durumda ben ne yapacağım? Eğer benden %100 faiz oranıyla 1 lira ödünç alırsanız, ben de 1 yıl sonra sizden hem o 1 lirayı hem de o 1 liranın %100'ünü alırım. İşte bu bir faiz oranıdır. Faiz oranıyla kastedilen şey aslında gerçek tutardan ödünç alınan miktarın oranıdır. Bunun da finans terimindeki karşılığı ana paradır. Bu parayı ödünç almanız karşılığında sizden aldığım mücrettir. Yani o 1 lira ana para olacak. Evet, 1 lira. %100 faiz bir yıl dolduğunda bana ana para artı faizi ödeyeceksiniz. Bu da toplamda 2 lira edecek. Çok umutsuz olduğunuz için tamam diyorsunuz bu uygundur. Ancak bunun düşük bir faiz oranı olmadığının da farkındasınız. Sanırım federal fon oranı %3 civarında ve sizin Tefeciye ödeyeceğiniz faiz oranı yüzde 100 civarında Yani burada bütün tefecileri gururlandırabiliriz Siz de bunu olabildiğince erken ödemek istiyorum diye düşünüyorsunuz ve bana Bu parayı 6 ay içinde ödeyebileceğinizi söylüyorsunuz Ben de içimden düşünüyorum Sonuçta 50 faiz de az sayılmaz, 6 ay 1 yılın yarısı eder tamam diyorum, bana 6 ay sonra %50 faiz ödeyebilirsin. Bu 1 yıl sonra. 6 ay sonra ise 1 lira ana para artı %50 faiz, o da 50 kuruş olur. Bu da %50. İşin mantığı şudur aslında. Eğer sizi %100 faizle ücretlendiriyorsam, bu parayı bir yıl boyunca elinizde tutmanızı istiyorumdur. Doğal olarak 1 yılın yarısı kadar elinizde tutmanız için de bunun yarısı kadar ücretlendireceğim. Böylece 6 ay sonra bana 1,5 lira ödeyeceksiniz. Bu da 6 ay sonra. Duracaksınız ve diyeceksiniz ki tamam buraya kadar kabul ediyorum. Ben bu parayı 6 ay içinde geri ödemek istiyorum. Ancak eğer 6 ay içinde geri ödeyemezsem size hala 2 lira mı ödemem gerekecek ve ben de tabii ki hayır diyorum. Çünkü sizden parayı geri aldığımda bundan sonra kime borç vereceğimi hesaplıyorum. Üstelik size erken ödeme fırsatı da vermiştim. Bununla gerçekten uğraşamam diyorum. Bir yıl boyunca param sizde durduğunda bütün bir yıl boyunca sizden faydalanabilirim. Yapmanız gereken şey şu aslında. 6 ay sonra bu parayı 6 aylık bir süreç için tekrar ödünç almak. Yani sizi 6 aylığına 50 kuruşla ücretlendirmek yerine %50 faizle ücretlendireceğim. Birinci gün benden 1 lira ödünç aldınız 6 ay içinde 1,5 lira ödeyeceksiniz Ve ortaklaşa %50'nin 6 ay için adil bir faiz oranı olduğuna karar verdik O halde diyelim ki paraya gerçekten 1 yıllığına ihtiyacınız var O zaman sizi diğer 6 ay için %50 faizle ücretlendireceğim 6 ay sonra bana 1,5 lira borçlusunuz. Bir sonraki dönemde 1,5 lira borcunuz var ve şimdi de bunun %50'sini ücretlendireceğim. O da 75 kuruş oluyor. Faiz oranı 6 ay için hala aynı ama ana para artıyor. Çünkü o eski ana para arttı, eski faizdi ve şu an bana bu kadar para borçlusunuz. Üstelik bir de bunun faizini de ödeyeceksiniz. Bu da 1 yıl sonra 2.25 liraya eşit olacak. Şimdi yıllık faiz oranı %125'e çıktı. Çünkü ana para 1 liraydı ve şimdi bana 1.25 lira faiz ödüyorsunuz. Yani yıllık %125 faiz ödüyorsunuz. Bu size oldukça kötü görünüyor ama sonuçta zor bir dönemde olduğunuz için kabul ediyorsunuz. Başka çareniz yok. Ve size bunun aslında çok yaygın bir şey olduğunu açıkladım. Size şüpheli görünüyor olabilir ama buna bileşik faiz deniyor. Bu da şu demek oluyor. Eğer bir şeye yılda 2 kere bileşik faiz uygulanıyorsa her 6 aydan sonra bana borçlu olduğunuz miktarın faizini ödüyorsunuz Şimdi yıllık bazda %125 daha da kötü bir tablo oldu Ama %50'si 6 ay için o da ucuz bir değer değildi Peki diyorsunuz, elime 1 ay içinde para geçerse ne olur? Tamam, olur diyorum buna da. Bunun da bir yolu var. Aslında olay şu Aynı kavram ama yılda %100 faiz yerine Sizi bunun 1 bölü 12'si ile ücretlendiriyorum. Yani %100 bölü 12 ile ücretlendiriliyorsunuz. Ve bu da kaç olur? Evet 8,5 lira oluyor. Şimdi eğer herhangi bir ay içinde bana ödeme yaparsanız sizi ay başına yüzde sekiz buçukluk faiz oranıyla ücretlendireceğim. Sonuçta yine bu bileşik faiz olacak. O halde 1 lirayla başladığımızı farz edelim. Bir ay sonra bana hem 1 lira hem de yüzde sekiz buçuk lira faiz ödeyeceksiniz. Yani bir ay sonra borcunuz 1 artı 1'in yüzde 8 buçu olacak. Ve o da 1.85'e eşittir. Evet, 1 ay sonra bana bunu artı bunun yüzde 8 buçuğunu ödeyeceksiniz. Bu da 1085'in karesi oluyor. Bunu çözmek için bu şekilde işlem yapabilirsiniz ve 3 ay sonra da 1085'in küpü oluyor ve tam 1 yıl sonra borcunuz 1085 üzeri 12 olacak. Sonuçta bu beni bayağı uğraştırır. En iyisi mi biz kolay yoldan çözmek için Excel'den hesaplayalım. Bakalım eğer 1085 üzeri 12 olursa borcunuz 2.66 lira olacak. İstemeyerek de olsa bunu kabul edeceksiniz. Çünkü efektif faiz oranı %166 oldu. Burada tek yaptığım şey faizi bileşik yapmaktı. Bu 1085 liraydı ve bunun karesini aldık çünkü bu ana para çarpı 1085 lira yapıyor buna şu şekilde de bakabilirsiniz burası artı 0.1085 çarpı 1085 yani şöyle düşünün bu 1 çarpı 1085 ve bu da Sıfırtan, binde 85 çarpı, 1085 Eğer parantezin içine dağıtırsanız, sonuç olarak 1085 çarpı, 1085 elde edeceksiniz Ve bu, bu şekilde devam edecek Şimdi bu durumda bileşik faizi uyguluyoruz Aslında başında %100 faiz olduğunu söylüyoruz ama bunu her ay için 12'ye bölüyoruz ve aynı zamanda 12 kere bileşiği alıyoruz. O zaman şöyle düşünelim, bileşik faizi en kadar almak istiyorsam hangi formülü uygulayacağım? Ve bir yılın sonunda bana ne kadar ödemeniz gerekecek? Şimdi diyelim ki her gün ödemek istiyorsunuz. Ben yine tamam diyorum. Bakın ne deseniz tamam diyorum Her gün için sizi %100 faiz Bu benim yıllık faiz oranımdı Bölü 365 ile ücretlendireceğim Ama her gün bileşik faiz uygulayacağım Böylece her gün bana hesaplayalım Bakalım yine Excel'den yardım alalım 100 bölü 365 O da 0.27 eder yani borcunuz bu kadar olacak. Yani her gün geçtikçe bana bu çarpı bir önceki gün kadar borcunuz olacak. Yani 365 gün sonra bana bu sayının 365. kuvveti kadar borcunuz olacak. Vaktimiz sona ermiş arkadaşlar. Bu sebeple bu konuya bir sonraki videoda devam edeceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.